Yeni bir vlogdan da merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hazırlanmaya başlıyorum hemen. Sabahtan beri evin işleri, anca oturdum arkadaşlar, hiç oturamadım doğru düzgün. Ve bulaşık makinesini yerleştirdik, mutfağı toparladım, çamaşırlar yıkanmıştı iki makine, açık renkli ve koyu renkli olmak üzere. Onları düzelttim, yerlerine yerleştirdim. Çünkü ben uzun bir yolculuğa çıkacağım arkadaşlar, yaklaşık 10 gün falan burada yokum. Az önce de duştan çıktım, saçlarım ıslak gördüğünüz gibi. Tacımı da taktım ve hemen makyajıma geçiyorum. Kapatıcımı sürdüm. Pudramı da sürdüm. Tabi önce nemlendiricimi de sürdüm arkadaşlar. Bu arada tırnaklarım çıkıyor. Yanıma bu ojenin aynısını alacağım ve üstünden geçeceğim. Çünkü tam bir yılbaşı rengi değil mi? Koyu renkli ya böyle. Tam yılbaşı konseptine uygun bir renk diye düşünüyorum. O yüzden aynı ojeyi alıp sürmeyi düşünüyorum Salihli'de. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım ama bir yandan da makyajımı yapayım diyorum. Önce kaşlarımızı boyayacağız. Bugün cuma bu arada. 1,5 saatlik bir yoldan sonra Salihli'ye varacağız. Hüseyin işte şu an. Onu bekliyorum, onun gelmesini. Ben de hemen hazırlanayım dedim öncesinde. O da gelince hemen hazırlanacak ve yola çıkacağız. Önce Salihli'ye gideceğiz ve yarın sabah da Sındırgı'ya gidiyoruz. Cumartesi günü gidip pazar günü akşam döneceğiz. Çünkü başka bir vaktimiz yok. Hüseyin iş yerinden izin alamadı yani. Geçenki gittiğimiz gibi uzun süreli gitmiyoruz bu sefer. Bu seferlik de böyle olsun. Ve sonrasında da Salihli'ye geri döneceğiz arkadaşlar. Hemen farımı sürüyorum. Far olarak da şu far paletinden kullanacağım. Ve pazartesiden itibaren cumaya kadar, hatta pazara kadar ben Salihli'deyim arkadaşlar. Yılbaşını Salihli'de geçireceğiz. Hüseyin tekrardan cuma günü Salihli'ye gelecek. Hep birlikte annemlerle babamlarla yılbaşı geçireceğiz. Bu sene de böyle. Geçen sene de birlikteydik zaten. Böyle hep birlikte olmak gayet güzel bence. Zaten dışarıda her şey çok pahalı arkadaşlar.
Yani biz birkaç yerle görüştük. Kişi başı 1000 liradan aşağı değil. Öyle söyleyeyim. Yani ben zaten ne kadar eğlenebilirim hamile halimle. O da var. Mekanlar çok kalabalık olacak, gürültülü falan derken hiç dedim gitmeyelim aşkım. Dışarıda bir yere gitmeyelim. O yüzden evde ailemizle birlikte geçirmek çok mantıklı diye düşündüm ben. Yani bol bol Salihli'den vlog gelecek arkadaşlar. 3-4 tane, yok abartmayayım, 2-3 tane falan video çekerim diye düşünüyorum. Yılbaşı günü çekerim. Yılbaşından önce birkaç alışveriş yaparız. Onları falan çekerim sizler işte. Şimdi farımı da sürdüm. Bu sefer maskaramı unutmak istemiyorum. Bu arada ben maskaramı boşu boşuna unutmamışım arkadaşlar. Çünkü bunun içinde maskarayı bulamıyorum şu an. Nereye gitti acaba? Ha, buradaymış. Maybelline'in maskarasını kullanacağım. Bu abartılı bir makyaj yapmıyorum farkındaysanız. Hafif tonlarda. Bu kahverengi tonlarda makyajı çok seviyorum ben. Yemeğe gidiyoruz bu arada. Annem çok güzel yemekler yapmış. İkramlıklar falan hazırlamış. Onları da size göstereceğim gidince. Şimdi Hüseyin geldiğinde o da hazırlanır. Hemen hızlı bir şekilde çıkarız. Çok oyalanmayalım. Onlar da bizi yemeğe bekliyor çünkü. Şu parfümümden de sıkayım. Aklımdayken unutuyorum bazen. Çok güzel bir kokusu var şu parfümün. Ekro'dan almıştım. Çok güzel bir kokusu var. Aklınızda bulunsun. Hemen arkasından allık ve bronzer'a geçiyorum. Saçımı kurutacağım. Saçım kurumadan çıkmamam lazım. Belki evde durduğum sürece, yani Hüseyin'i beklerken kurur. Şimdi çerçeve yapacağım dudağıma. Şu MAC'in kalemiyle güzel çerçeve yapayım şu aynaya bakarak. Tamam, çerçevemi yaptım. Hangi rengi sürsem ki? Çok güzel bir renk değil mi ya? Ben bayılıyorum bu renge. Markası da bu yani. Çantamı hazırladım. Hüseyin'in çantasını hazırlamadım henüz. O gelince kendi hazırlar diye düşündüm. Çünkü 2 günlüğüne geliyor sonuçta. Sonra geri dönecek. Ben uzunca bir süre kalacağım için 10 günlük bir çanta hazırladım. Yılbaşında giyeceğim gömleği de koydum yanıma. Hüseyin de kendi kırmızı gömleğini koyar, getirir. Artık o bir dahaki geldiğinde hazırlayacak. Bozulacak, edilecek şeyler varsa buzdolabında onları ayarladım. Onlar poşete girecek. Sonra bilgisayar çantamı ayarlayacağım. Cilt bakım ürünlerimi ayarladım. Şimdi makyaj yaptığım için makyaj malzemelerimi de çantama koyacağım. Ve sonra da çıkacağız arkadaşlar. Başka da bir şey kalmıyor zaten. Şimdi fırçalarımı, işte buradaki bütün makyaj malzemelerimi, kullandıklarımı hepsini koyuyorum. Birkaç tane daha ekstradan koyacağım. Bir de kırmızı ruj koyuyorum arkadaşlar. Bakayım, şu çok güzel. Bunu koyayım. Yılbaşında sürerim kırmızı ruj. Onu koydum. Pudrayı, maskara, lip gloss'umu koyuyorum. Parfümümü koyuyorum. Onu çantaya atayım direkt. Başka ne kaldı? Şu saç bakım kremimi koyacağım. Bunu da unutmuşum koymayı. Böyle tarağımı koyuyorum. Çantalarım burada. Şunu koyuyorum arkadaşlar. Çünkü sındırgı bayağı soğukmuş. Böyle atkı falan, şapka takarım diye düşündüm. Bunu da koydum. Şunda full kıyafet var. Bunda da full kıyafet var. Şimdi bunda da cilt bakım ve işte makyaj malzemelerinin olduğu çanta, o var. Bunun içinde de bilgisayarım falan gelecek. Onları ayarlayacağım şimdi. Şimdi şu çantaya gelelim. Burada da annem masa örtüsü istedi. Yılbaşında kullanırız diye düşündüm. Ekmeği koydum. Şurada ilacım var. Bunda da şunu götürüyorum. Masayı süslemek için. Şimdi bunun üstüne bir şeyler daha eklenecek. Bu şekilde. Bu arada ben de böyleyim. Şu çizgili kazağımı giydim. Siyah beyaz. Bir de altımda hamile taytım var. Gördüğünüz gibi. Böyle oldum. Makyajıma bir de şöyle bakalım ışıkta. Şurada ışık var. Aa, çok görünmüyor. Neyse, makyajım güzel oldu. Şöyle göstereyim. Ben beğendim arkadaşlar makyajımı da. Şu ışıkları kapatacağım. Salona bir gideyim. Vallahi ev çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada buranın ışığıymış şu an. Şu an gözüme güzel göründü bu odanın ışığı. Bu arada bize Nihal teyzemiz hediye almış. Hemen size onu göstereyim. Şöyle. Bakar mısınız? Dün geldi bu kargo. Dün videoda olmadığım için size gösteremedim ama o kadar güzel ki. Pofuduk pofuduk. Büyük ha. 9 aylık almış ama bayağı bir büyük. Bakar mısınız? Şöyle fermuarlı. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Yumuşacık bir yapısı var. Gerçekten ben içinin astarını falan beğendim. Şu an görüyorsunuz zaten yapısını da. Bunun içine kızım girecek ve bebek arabasına oturtacağız. Böyle sevecen kızımı bunun içinde. Değil mi Ares? Bak. Bunun içine kızım girecek Ares. Çok beğendik. Nihal teyzemize buradan tekrardan teşekkür ederiz. Bir sürü eşya var burada arkadaşlar. Arkamız eşya, sağımız solumuz her yer eşya bu evde şu an.
Artık zaman yaklaştıkça da yıkamaya ve ütülemeye başlayacağız. O videolar da ayrıyetten gelecek zaten. Her yer eşya. Ama şöyle göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Şurada da eşyalar var. Şu şeylerin içi dolu zaten. Çekmecelerin içleri de dolu. Ha bu arada biz alışveriş videosunu henüz çekmedik. Artık yılbaşından sonra gelecek o video. Hemen bir salona gidelim. Burayı da toparladım arkadaşlar şöyle. Şurada işte malzemeler var dediğim gibi. Bunları birazdan çantaya koyacağım. Evden çıkış yapıldı arkadaşlar. Artık yolcu yolunda gerek. Sahile gidiyoruz. Senin de geldi zaten, o da hazırlandı. Evet, merhabalar gençler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ares'i aldık. O da önümde şu an yatıyor. Numurdanıyor. Numurdanıyor harbiden. İlk defa duydum. Aşkım. Öyle yani, şimdi gidelim. Biraz geç oldu ama hava kararıyor gerçi değil mi? Yani erken. Geceler erken oluyor. Aynen, o yüzden. Havalar erken kararıyor. Gideceğiz bakalım. İnşallah trafik yoktur ya. Hemen bir saatte vararız inşallah. Çok zor bir ihtimal ama inşallah. Saat kaç ki? 6 oldu mu? 6.30. Hadi ya. 6.20 geçiyor evet. İşte 7.30-8'e doğru oradayız. Tam yemek saati. Zannetmiyorum. Kaç gibi sence? 9 falan. 8.30-9. Hadi ya. Eyvah bence eyvah. Bence öyle. Trafik vardır. Ay. Bugün cuma. Bugün cuma abi de harbiden. Cumartesi pazar giriyor ya araya. İnsanlar memleketine gidiyor falan. Tabii. İş çıkışı. Doğrudur. Doğru. Neyse artık ya. Yapacak bir şey yok. Her türlü varacağız. Açız bir de. İnşallah. Ben gerçi atıştırdım bir şeylerdi. Amin inşallah canım benim. Acıktın mı sen de? Pek acıkmadım ya. Öğlen yedim çünkü ben. Hmm. Hmm. Canım benim. Ben biraz açım. Ben de yedim aslında da. Ceviz meviz atıştırdım bir şeyler. Meyve falan. Mandalina, portakal falan işte neyse. Aa, itfaiyeymiş. Buraya dönecek gibi. Ay bu yangın da hep var İzmir'de ya. Her yerde yangın çıkıyor. Şimdi kış geldi ya, sobadan falan çıkıyordu. Doğalgazdan, sobadan. Doğalgazdan çıkmaz mı? Çıkmaz mı? Sobadan falan çıkıyordur. Doğru. Alabilir. İyi bakalım. Sahilde görüşürüz arkadaşlar, artık orada açarım size. Güzel güzel yemekler yaptı annemler. Onun hayaliyle yaşıyorum şu an. Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun değil mi? Ben biliyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Güzel yapmıştır canım. Gidince göreceğiz. Tata biz geldik. Annem yemekleri hazırlıyor. Evet. Kırmızı kırmızı giyinmişsin. Ne kadar tatlış olmuşsun. Evet, tatlı oldum değil mi? Yılbaşına hazırlık mı yapıyorsun? Evet, hazırlık. Kırmızı kırmızı giyince. Evet. Ay ne güzel. Saçların da kırmızı. Ama evet, saçlarını boyamış arkadaşlar. Evet yani, boyadım. Evet, çok güzel olmuşsun. Güzel olmuş mu? Yakışmış olma. Tek başına da yapıyor insan değil mi? Ay yemek tekrarmış da şey ya. Ay. Tüm unuttum ya ben bunu. Bak bak nasıl duracağım. Annem ne yemeği yaptı hemen gösteriyorum unuttum size de. Olsun canım benim. Ay pardon. Ellerine sağlık. Oo. Bakın nohut yemeği yaptı. Burada da tane tane pirinç pilavı. Evet, bir de şey yaptım işte şundan. Kırmızı biber yani kavurması. Çok iyi. Çok iyi. Şunu da pişirebiliriz belki şimdi önden biraz. Ha, ondan mı çıkarttın sucuğu? Yeni al değil mi? Ama bunu Afyon'dan getirttirdim. Hadi yapalım o zaman. Ondan yapalım biraz. Evet, yumurtalı böyle. Aha, yapalım. Güzel ondan olur. Aynen aynen ortaya. Evet, bizim yemek anlayışımız böyle arkadaşlar. Çok güzel. Ne varsa onu yiyoruz yani. Biz öyleyiz. Biz öyleyiz. Aramıyoruz pek bir şey. Arama. Ama nohutu ben mi söyledim sana, sen mi? Yok, ben kendim şey yaptım. Sen şey yaptın değil mi? Aynen. Nohut yapacağım. Akşamdan dedim. Çıkarmıştım hatta. Evet ama annem daha başka şeyler de yaptı arkadaşlar. Asıl burada, siz onları görün be. Burada cevizli üzümlü kek. Bakın. Onu sen yersin diye çıkardı. Hı hı, birazdan İkisi yerim. Evet. Of. Burada da. Çok güzel Ayşe kurabiyeler. Tadına baktın mı? Evet, ayırdım ben şuraya. Yersiniz diye. Tamam, yiyeceğiz tabii. Bunu dünürüne götürüyorum. Aa evet, yarın sindirgeye götüreceğiz. Şunu da ben... Sen yersin diye ben şey yapayım. Ha, bunları da götürecek mi? Götüreceğiz. Tamam abi. Yeter onlar, çok var. Bayağı 10 dilim, 12 dilim. Yeter, yeter. Oo çok var. Ben bunu yersin diye. Zaten. Aynen, kimse yokmuş orada. Yok ben. Değil mi? Ha. Konuşmuş anne. Dünürüyle konuşmuş. Tek başımayım diye. Biziz diyor, biz bizeyiz diyor. Ya. Burada şimdi de sarma vermiştik de lahana. Lahana teşekkür sağ ederiz. Ederiz. Evet. Gözüm faldonda, yiyeceğim. Ellerine sağlık Şengül teyzeciğim. Hadi bakalım biz sofrayı kuralım. Çünkü hadi çok kuralım, acıktım. Bayağı acıktım. Evet. Tabaklara koyacağız zaten. Hadi ben sucuğu keseyim. Aynen. Sucuklu yumurta yapacağız. Şu kadarcık ayırdık. Burada şu kadarcık bir sucuğumuz var. Ama mutfak böyle güzel olmuş. Evet. Çok beğendim. Mutfağın şeklini değiştirmişler bakın. Anne buraya koltuğu getirmiş. Çok güzel bir koltuk burada. Çok rahat.
Ne yapıyor burada? Tam mutfak koltuğu bence anne. Evet. Yani. Bana öyle geliyor. Hı-hı. Ofis koltukları gibi böyle değişik. Ofiste zaten bence yedim. Otoparktayken. Aha. Çocuktan yiyeceğim ya. Çok istedim canım şu an. Güzel koltuk. Güzelce pişirelim. Aynen güzelce yakacak dereceye böyle hafiften gelsin. Sonra yumurta çakarız içine de. Ha. İki tane tamam yeter. Olur yeter. Vallahi yemeğimizi yedik. Çok güzel olmuş anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun burada. Şimdi kahve yaptık. Kahve koyuyorum tam. Size de göstereyim dedim. Bol köpüklü bir kahve. Sen içmiyorsun değil mi anne? Ben içmeyeceğim. Ben bunu içtim. Ben içmedim. O yüzden içiyorum. Güzel gidiyor yemekten sonra kahve. Kimisine göre ters aslında biliyor musun? Ben soda içebilirim. Soda ben de içerim. Şimdi bunun yanında soda da içelim. Güzel gider. Şimdi annemle bir yürüyüşe gidip geliyoruz arkadaşlar. Evet, yürüyüş yapacağız. Evet, hava da çok soğuk olduğu için böyle şapkaları da taktık. Bu montu getirmiştim ben. Onu giydim, üstüme geçirdim hemen. Şöyle bir iki turlayalım dedik. Aynen, ya. Aynen, biraz yürüyelim ya. Yedik, yedik, yedik. Çünkü az önce biz çay demledik. Çayın yanında annem kurabiye yapmıştı ya. Bamban yaptık bir de. Bir de bamban yaptık. Bisküvi bamban. Hanım, hava hanım eller. Evet, hava iyiymiş hava bak. Evet evet anneciğim. Çok duman var işte burada. İşte. Herkes soba yakıyor çünkü. Hem senin için yürüyüş çok önemli anneciğim. Bugün de yürüyüş yapmamıştım ben. İyi oldu. Denk geldi. Çok iyi oldu. Ve boşver. Seninle hep yürürüz galiba. Bir yürürüz, yürürüz anneciğim. Hep yürüyelim. Her gün yürüyelim. Hem mi çıkalım? Evet. Bir hafta boyunca. Yılbaşına kadar. Bir yarın akşam yürüyemeyeceğiz. Bir de pazar günü evet, belki evet. Yürüyemeyiz. Olsun. Yo, yarın yürürüz gene ya. Ha, orada köyde falan değil mi? Dolaşırız. Tabii tabii. İki turla, tur atarız gene. Aynen aynen. Biz bir kere atmıştık orada tur. Ha, gitmiştik bahçeleri falan gezmiştik. Ha, Cemil anneyle falan. Gene gezeriz. Yine gezeriz ya. Evet, giyeriz böyle ceketlerimizi gideriz. Ne olacak? Orası çok soğukmuş ama. Olsun. Ceket giydikten sonra hava ne kadar yani. Soğuk olabilir ki. Sabah erken kalkacağız. 8.30'da. 8.30'da kalkarım. Ben 8'de kalkarım anneciğim. Kahvaltı hazırlarım. Ne istiyorsun kahvaltıda anneş? Kıyamam sana ya. Vallahi ne istiyorsan yapacağım. Hiçbir şey istemiyorum. Yumurta kaynatalım yeter. Ekmek kızartalım, tereyağı sürelim. Olur. Ben hep yaptığım şey zaten. Ben zaten bugün size pembe domates aldım. Bir de damadım seviyor diye. Evet. Bir de salatalık aldım anneş. Tarla domatesi mi kız? Tarla domates aldım anneş. Of çok güzel oluyor. Evet anneş. Hiç anneş. Ekstradan bir şey yapmaya gerek yok anneciğim. Gerek yok mu diyorsun? Yok ay çok şişim ya. Ay yürüyüşe iyi gelecek ama. Ay vallahi ben çok yedim ya. Evet. Yemek yedik bir de üstüne ya. Çay içince böyle oluyor işte. Şimdi biz yürüyelim sonra eve gideceğiz. Evet. Ojelerimi yenileyeceğim. Evet. Oje yenileyeceğim derken yani üstüne aynı rengi tekrardan süreceğim. Çünkü aseton falan kullanmak istemiyorum. Gerek yok. Evet bak nefes nefese kalmalar başladı anne bende. O zaman yavaş yavaş yürüyelim anneciğim. Ben şey niye sanki böyle. sanki bir yere yetişeceğim. Böyle... Şimdi biz sen de şey gibiyiz. Böyle hani tempomuz aynı. Evet. Bir de şey ben hamile değilmişim de sanki. Sanki böyle ya, yürüyormuşum gibi. Bazen kaptırıyorum kendimi. Ama yürüyüş çok güzel bir şey. Aa, çok şimdi iyi çok şey. İyi gelecek. Doğumunda çok faydası olacak. Evet. Ben sende çok yürüdüm anne. Her gün yürüdüm. Ya babam hiç gocunmadan. Gocunmadı gocunmadı. İş yerinden geliyormuş akşamları düşünsenize. Yorgun yorgun geliyor daha yani aşkım yorgun, benim. Yorgun yorgun. Ya. Ya babamın hakkını o konuda Allah razı olsun aynen. Ya diyemem. Sana çok yardımcı olmuş. Benim aşkım o ya. Biricik babacığım. Allah ayırmasın ya. Amin amin. Öyle. Hadi bakalım çok konuştuk. Kapatıyorum ben. Hadi bakalım kapat. Artık yarın görüşürüz arkadaşlar. Yolda falan görüşürüz açarız. Yarın. Günaydın. Biz yola çıkıyoruz ve hazırlandım böyle. Güzel bir makyaj yaptım arkadaşlar. Ağzımdan şu an duman çıkıyor. O kadar çok soğuk var ki. Ama fındırgı daha soğuktur bence. O yüzden böyle kalın kalın ceketleri falan arabaya attırdık. Ama şu an böyleyim ben. Şu sivitimi giydim. Üstüne bu siyah yeleğimi giydim. Ve hemen çıkacağız. Annemler hazırlandı. Arabanın bagajını doldurduk. Bayağı kıyafet falan. Ceketlerle zaten her yer doluyor. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra falan da fındırgıdayız. Ares de geliyor bu arada. Bırakmıyoruz onu. Herayla yan yana kalamıyorlar. Aşkım. Ne oldu bir tanem? Beni mi özledin? Bebeğim. Direkt yanıma koşması. Hadi git dolaş bakalım. Hadi. Kıyamam ya. Canım oğlum benim ya. Öyle.
size de haber vereyim dedim. Hem bir günaydınlaşalım dedim. Artık sınırı da sizlere açarım. Kıymasız yiyor ya. Aa öyle yemem, onun için de yemem. Evet, biz geldik arkadaşlar. Yemem. Benim için yiyeceğim. Yemem öyle. Benim için yiyeceğim diyor, duydun mu? Benim için yiyeceğim, çok da Ece çok değil. İyi bakalım, ve tamam. Senin için yiyeceğim, tamam. Seni mi kıracağım be? Seni mi kıracağım ya? Durma. Ah canım benim. Babanı doğurdu. Sobanın başında oturuyor. Selam ver, bak öyle yap. Ne zaman geldiniz kız? Çok iyi ya. İnsanın enerjisini yükseltiyor. Sen bana diyorsun ama sen de benden daha çok enerji. Ya maşallah de. Köy insanı öyle olur ama. Bak. Aynen. Benim adım nedir biliyor musun? Süslü Fadime'dir. Ooo, Süslü Fadime. Süslü Fadime. Tabii, lakabı öyleymiş değil mi? Lakabım değil. Evet. Ha. Sen akrabalan bana o. Hep öyle mi derler? Kadime'dir, Kadime'dir. Ben sırla giyinirim hiç bakmasın. Sırla giyinirim. Her zaman pazara gittim mi bir başörtüsü alırım. Görünmüyor ama. Ama her hafta alırım. Görmedim yokluk Allah'ıma şükürler olsun. Evet. Oradan da bana süslü Fadime koymuş benim. Öyle işte. Pazara gitmeyince pazarcılar ağla ben gitmedim ben. Ya. Öyledirler. Ne zaman koymuşlar süslü Fadime? Pazara gitmedin mi? Aa işte bugün gitmiyorum bak pazara. Aa sen pazarda yoktun bugün sen. Pazarcılar abi. Hep pazarcılar seni aradı. Gördün mü? Sen o zaman gençken süsleniyor muydun çok? Ben çok pazara giderdim. Dede Vakan'a. Dede Velen diyedim benim. Geziyormuş ya ondan öyle. Benim kocam Dede Velen diyedi. Delikanlıdı delikanlıdı. Dede seni görseydi şimdi. Ya keşke görseydik. Vallahi bak yemin ediyorum. Ya. Özlüyor musun? Ya. Ay, özlenmez ben mi? Ben ondan başka kimseyi sevmedim ki zaten. Ya canım benim. Ne güzel bir aşk valla. Özlenmez mi ya? Değil mi? Ben bunu şu an diyebilmesi ne güzel bir şey. O nergisse ben onun arkasından giderdim. Ne güzel. İki kere ameliyat oldu. Çok büyük ameliyat geçirdi o. Ya. Hiç ben onu... Ay, Allah rahmet eylesin. Yaptığı yerler olsun. Çok. Kahve yapacağım. Şu parmağımı şurasına bir beyaz kesmek. Ana yaptın mı anne iş? Evet. Vallahi anne şey, yapmış. 3 fincan şey oldu ya. Söylesene. Şey kahve. Su, şekersiz yapalım. Olur. Baban, biz, ben içerim. Hüseyin içer. Annem söyledi de. He. Öyle yaparız. Bu ne dolma içim anne? Aşkım sen yemeklere dalcan gibi geliyor yine. İçeride lahana sarması var. Lahana sarması. Oo çok güzel görünüyor. Bir de bakın bakın. Bakın ne var burada. Ben pek sevmem ama kabak tatlısı yapmış annemler. Çok acıktın mı aşkım? Yok. Sanki acıkmış gibi bir halim var. Tadına bakın. Kahvaltı yaptık ya. Kahve içmeden geldik. Kahve içeceğiz. Evet. Üstüne. Patlıcan var ya, patlıcan seviyor mu? Bu da pek sever patlıcanı ya. Her gün patlıcan yemeği yap anne. Bana mısın demez. Onun için size yaptım ya patlıcanları. Kendime bırakmadım. Hepsini size böyle seviyorum. Vallahi ağzın yüzün her yerin yağ oldu. Gidi gidi. Ne yiyor? Patlıcan yemeği yiyor ya şaka gibi. Patlıcan olmadı ya da. Ben ne yapacağım kızartacağım işte. Ha akşama mı? Hı, şimdi işte kızartacağım. İçini hazırlamışsın evet, o zaman. Anladım anladım. Karnıyarık yapacağız. Sonra fırına mı açacağız anne? Evet canım. Şömine var şey. Yeni almışlar. Çok güzel bir soba. Soba da deveye binşa et ona. Şömine gibi değil mi? Şömineli ya böyle çok güzel görünüyor. Bir görüntüsü var size de göstereceğim. Oo mis gibi kahve. İşte şimdi sıcacık. Yer fıstığı var değil mi orada? Yer fıstığı. Bu sene mi ektiniz? Arada görmediniz mi? Geçen geldiğimizde yani gördük. Ektim, çiğdi. Çiğdi. Bence çok iyi bak. Yer fıstığı. Çok dolu. Çok mu var? Dolu donlarda seçe seçe işte küçükler kalmış. Olsun ama güzel kavrulmuş bence böyle. Bence güzel anneciğim. Yine vardır devamı. Bak herhalde. Maşallah bak. Devamı var mı? Bilmiyorum ki. Vardır ya. Gülüyor bak gülüyor. Vardır vardır. Bak anneciğim çok güzel. Evet çok güzel. Ben bilmem. Çok tatlı. Afiyet olsun. Güzel mi? Ben yedim. Sen yedin. Yedin mi? Ben de bir tane yemiştim az önce. Şömineli soba. Teşekkür çok güzel. Ederiz. Görüntü çok güzel babaanne. Babaanne içmiyor. Valla. Seviyoruz bunları ama biz ille de oluyor yine. Olur o olur illaki. Ay sıcacık ha burası ne güzel. Bu fırın değil mi bu da? Burada fırın. Burada fırın. Börek çörek yapıyoruz burada. Ne güzel ya. Valla. Bence her evde olması gereken. Her evde var ya zaten. Değil mi? Burada her evde var değil mi? Her evde var.
Olsun. Ya. Tabii. Ne var ya? Burada da yemek var. Başım şöyle galiba. Ucundan size ya, göstereyim. Lahana. Ha, bu... Bizim bunda vardır, vardır. Acaba da kavrulmuş cevizmiş. Camlıdan yok. Kavrulmuş ceviz. Ha. Dur bir iki tane, canım. Bir iki tane alalım. Ha. Sağ canısı. Sağ şeyden geldi bunlar. Burada giyersin baba onları ya. Onu da getirdin mi kasap önüne misin? Yağmurluk o bak. Çok ya, güzel. İyi. Bunlar temiz şeyler. Şu ben ne? Daha da kıyamam. Vitrine koy vitrine. Süs niyetine dursun vitrinde. Lan o çok güzel bak çocuk. Aa, onun içi çok güzel. Ciddiyim bak ben polislerin değil mi? Bana verilen o güzel notlar var ya mesela. Onları da mı giyemiyordun? Onları bana kıyamıyorum götürmüyorum. Ya. Eskileri giyiyorum. Şunlar giyiyorum. Giy gitsin ya eskisin üstünde işte ne güzel değil mi anne? Bence çok güzel. Arada sen de takılırsın. Ben de giyerim ara. Sen de giy bak o çok güzel. Yüzünün elindeki. Onun şunlar oldu ikim var. Çok iyi. Cevizden yana giderken öyle giyiyorlar. Evet. Baksana sıcacık tutar ha. İçi kürklü. Hüseyin baya gülüyormuş ya. Çok verdi değil mi? Güzel olmuş. O 10 kilo verdi. Vermiş miydin? Geçen geldiğinde bu kadar değildin aşkım. Bu kadar değildi değil mi geçen geldiğinde? 3 kilo 5 kilo falan vermişti. Çok verdi. 91'den 81'e düştü. Ya. Bir 75'e falan düşse daha iyi olacak. Patlık dediğim yani mat dediğim böyle görünüşü var ya değişiklik var. Baksana yanakları. Şimdi bütün kiloyu bana verdi anne. Yemek hazırlıkları başladı. Karnıyarık değil mi anne bu? Evet canım. İmam bayıldığıyla karıştırıyorum ben çok da. Kıymalı olan karnıyarık herhalde. Vallahi bu fırında pişti. Şömineyle sobanın fırınında. Bayağı da güzel olmuş yani. Her şey doğal. Değil mi? Evet. Burada her şey doğal anne. Her yapay şey bir doğal. Şey yok ki. Yok. Köy olduğu için. Aa çok güzel oldu. Bu nasıl anne? Yedin mi? Çok güzel anneciğim. Harika. Vallahi. Ben pek sevmem de. Bunun üstüne ne döküyor? Tahin mi döküyorlardı? Tahin döküyorlardı. Tahinimiz de bitti. Ceviz koyarız. Cevizimizi bol koyarız. Cevizi koyarız. Sen yeriz ya. Olur ayarlarız. O da dökülüyor. Hindistan cevizi olur. Normal ceviz de olur ya. Hiç fark etmez. Aynen ama çok güzel görünüyor. İyi kızarmış. Ha. Bu arada anne kameralara da söyle. Çok kilo almamışsın Ayşe de. Evet almamış. Çok güzel. Tam kararında. Değil mi? Evet. Burnum çok mu şişmiş mesela? Hayır. Herkes çok şişmiş diyor. Hayır. Yani videoda öyle ben çıkıyor bence. Çok güzelsin kızım ya. Ya maşallah. Maşallah köpüklerim maşallah. Ay canım benim ya. Dudaklarında da şey parlatıcı var ya öpemiyorum çok. Gidiyor sonra. Ya öyle. Çok iyi. Evet. 15 kilodan hani fazla değilse. Yok bir... şimdi 8 kilo falan aldım. Anca 15-16 kilodan önce doğum yaparsın. Doğuma giderim. Her ay 2 kilo alsam değil mi? 3 tabii ayda. Ki. 6 kilo daha alsa 8-6 daha 14-15 kilo. Hmm, tam benim. Tamam işte tam ideal bence. Ben benim gibi işte ben de 15 kilo da doğdum. Ya. Ben de 10 kilo doğdum. 65 kiloyum şu an 80 kiloyla. Yo 65 kiloyla hamile kaldım 80 kiloyla da doğuma girerim. Ben sonra, de 10 kiloyla. Sonra 10 kilo falan veririz inşallah doğum anında. Versin, gider versin. İnşallah. Spora gideceksin anne. Evet spora. Yok, bol bol yürüyüş, versin. Spor. Dikkat et yaparız. Sana verirsin şu. İnşallah ya vallahi. Sağlığın yerinde olsun. Aynen aynen. Bebeğin sağlığı yerinde. Ve benim sağlığım yerinde tabii canım olsun. Yani. Ben başka bir şey istemem. Yani. Şimdi yani hazırlıyoruz. Ama akşam yiyeceğiz. Tabii canım. Daha işte, şimdi var. Çay mı demleyeceğiz? Çayla böyle kek koyarız. Kurabiye aa, evet. Aynen ben de yiyebilir zaten. Bu çok olur. Çabuk olur. Yok yok. Hüseyin'e versen hemen. Yemek çok. İsteyen istediğinden yesin. Evet. Çorbamızı hazırlayacağız. Çorba şimdi. Var. Bir de çorba mercimek çorbası yapacağız. Aynen. Düdüklü yapsak olmaz. Düdüklü var mı? Düdüklü de var. Düdüklü de var. Hani hepsini bir yerden düdüklü de hani ben evet, koyuyorum ya. Evet evet. Burnum kıyamam. Çok kıyamam. Çabuk oluyor biliyor musun? Dün düştü ya kırmızı kaza geçirdi. Geçmiş olsun. Ne oldu? Kek kalıbını alırken öbür diğer kek kalıbı bizim hani şey ya. Hani ne diyorlar onu? Dur bir dakika sen onu söylesene anneciğim. Neyi? Diğer kek kalıbının adına ne diyorlardı? Hangi kek kalıbını? Turta kalıbı. Turta kalıbını da sen tutamadım işte. Diğerini alırken o böyle geldi. Burnuma dan dedi. Değmiş. Çizdi. Aa, çizilmiş. Hemen bir düşürdüm ama. Ama ben şişmedi. Fark etmedim. Çok belli değil öyle. Çok değil. Bir söylemesek fark etmedi. Hayır. Hayır vallahi ya. Çok ama bakın. Değil değil morarmamış. Ay. Çok kötü değil ama. İlk defa başıma kızardı. Böyle. Kızardı. Geçer geçer. Yani. Geçer değil mi anne? O kabuk bağlayacak. Geçer inşallah. İyi de biz oraya kapatacağız. Kesmemiş iyi. Kesmemiş yani. Evet. Yok yok sadece kesin. Darbe aldı biraz. Acıyor mu çok? Biraz bastırınca acıyor da çok değil. Aman anne sen de. Ay vallahi ya. Her çok sakarsın ya. Ya. Her şey annemi buluyor. Of. Acele ediyor. Bize gelir orası aceleciyim burası ben. Vurur. Çok acele hareket ettiği için. Evet böyle şey biraz.
Ne deniyor lan? Hiperaktif. Ben öyleyim zaten ben. Hiperaktif ondan olduğu için yeter, oluyor. Yeter için o. Yeter anne. Onu da yarın yersin. Donduracak o. Zeytin ister misin? Zaten buradan bir şey alırsak şimdi. Ben yokum. Yani o da var. Sen kendine al. Ha, kendine doğru. Kadar doğru, al. Doğru. Pazara geldik. Bugün Sındırgan'ın pazarıymış. Cumartesi günleri değil mi? Evet. Böyle bir dolaşalım dedik. Bu fikir de İsmail babamdan çıktı. Hiç kimse de demedi bize. Bugün pazar var, gezelim edelim diye. Birazcık daha burası köy pazarı. Köylülerin kendi üretmiş oldukları ürünler falan. Evet, sizin akrabalarınız yani, falan satıyor değil mi? Çoğu zaten burada akraba. Evet. Herkes birbirini tanır yani, küçük yer olduğu için. Ne güzel işte. Burası sahilden bayağı küçük. Sahille kıyaslanamaz bile. Aa tabii, orası. Tabii. Pazar yeri olarak mı? Yok. Genel anlamda. Nüfus olarak. Yani sahilden 160-200 bin arasıysa nüfusu. Burası 50 burası bin. Burası da 20-30 herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Sındırgı'dan bahsediyoruz, merkezden. Şimdi yanlış bir şey söyle bak. Bakayım ben şimdi. Aramızda şimdi Sındırgı'lı vardır. Hüseyin abi iyi salladın ha. Demesin. Yok, o civardaydı hatırlıyorum. Bir bak bakalım, ben de merak ettim şimdi. 32.000'miş. Aa tamam. 2021'e göre hadi 32-40 olmuştur. Hadi aynen öyle. 8.000 kişi mi gelecek aşkım? Bir yıl daha. Gelecek değil. Üreyeceğiz. Ürüyoruz falan. Ama pazar çok şirin bir pazar. Bakın şöyle etrafı da göstereyim. Annemler burada, babamlar yok. Onlar da sanayiye uğramışlar. Onları da bekliyoruz. Gelecekler büyük ihtimalle. Ama bugün pazar bayağı kalabalık. Geçen geldiğimizde bu kadar kalabalık değildi aşkım. Farkında mısın? Bilmiyorum neden böyle olduğunu. Ben de bilmiyorum. Tam akşam vakti ya, akşam büyük ihtimalle. Aynen. Şimdi herkes bana bakıyor. Elimde kamerayla, bu kız ne yapıyor diye. Tuhaf geliyorlar şimdi sen insanlara. Sen de kimsin? Yabancı biri mi acaba? Turist falan böyle. Aa, ıspanak aldık. Yarın börek yapacağız. Ekmek fırınında yapacağız değil mi anne böreği? Olur, ekmek fırında. Aa, sobada yaparız. Sobamız var ya, doğru. Şöyle pazarı da size göstereyim arkadaşlar. Bakın, aşırı büyük bir pazar değil. Ama insan çok yani şu an. Geçen geldiğimde dediğim gibi bu kadar yoktu. Şimdi ıspanak aldık. Bakın annemin elinde. Isırgan var sanırım evde. Babaanne toplamış. Bakın köy domatesleri falan. Çok iyi değil mi? Hepsi organik burada. Pazara uygun mu buranın? Olabilir, bilmiyorum ki. Ben de anlamıyorum pek. Çok güzel değil mi? Sana kasa domates olacak anne. Sana 10 kasa domates alsak. Burada da 15'miş anne. Her yerde aynı aslında değil mi? Ay çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor, alalım mı yani? Hadi alalım bir kilo. Çok güzel domates. Ne? Evet. Çok tatlı. İki kilo aldık yani. Ay çok güzel. Aldık. Aynen. Bize aldık sadece yemek için. Bir de burada yemek için aldık. Evet Canisa. Hadi bakalım. Salatalık alalım mı? Teyze var diye orayı diyor. Ha evet. Geçen almıştık değil mi o teyzede? Şey, akrabaları var. Ne kadar güzel. Evet. Evet. Baktın mı? Aa bu ne anneş? Bunu ben de bilemedim anne. Anneciğim pancarı görüyor musun? Maşallah. Hocam ay nerede yetişmişsin? Bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Şey hünnap var diye hünnap. He onun kurusu. Kurusu gibi geldi. Olabilir. Anne bu ne? O mu? Hünnap vardı ya. Onun kurusu değil mi? Bildik. Bak süper bildik. Nasıl da bildik? Nasıl da bildik ama ya. Biz biliriz. Ana fasulye çok güzel. Küçücük. Değil mi? Çok ufak. 15 dakikada bir şey. Maşallah. Çok iyi. Tamam. Kolay gelsin. Tamam hadi. Baksın diye kolay gelsin. Sağ ol. Az önce havuç aldık bir de arkadaşlar. Balık alacağız ama nereden alacağız bilmiyoruz. Bunların kurutması ne? Ne? Şey kurutması onlar bak. Kabak kurutması mı? Valla burada kurutma çok satılıyor. Onu fark ettim. Yiyorlar insanlar çerez gibi. Ne güzel işte. Kurutma da faydalıymış ki normal kendi besin değeri gibi. Bence de güzel yani. Bence de. Balık çok güzel pişti. Fırında. Hamsi buğulama değil mi? Evet, fırında. Evet. Buğulama üstüne şey koyuluyor mesela domates falan. Limon falan dedi. Bu fırında kızartmış yani bu. Fırında aynen. Fırında balık gibi bir şey oldu. Biz çok pişmiş sevmediğimiz için. Aynen. Hiç gerek yok. Balık çok güzel. Hadi evet gel. Bir de şeyde de yaptık gerçi. Tavada da yaptık.
Şu neydi? Ha, yoğurt bu. Burada da soframız hazır. Mercimek çorbamız. Burada salatalarımız. Sen buraya gel. Olur, fark etmez. Hiç fark etmez. Lahana sarmamız. Bu da tavada kızartılmış balık. Hadi bakalım, afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık anne valla. Afiyet olsun canım. Çok güzel görünüyor hepsi. Ekmek var mı başka? Bu makarnayı da kim yiyecekse. Abo, o da makarna. O annen için. Bu balık ama sonradan çıktı biliyor musun? Balığı sen çıkarttın ortaya. O yüzden oldu. Dönerimi yemiyor diğer yemeklerden etli diye. Etli şey kıymalı diye değil mi? Annem her kıymayı yemiyor ya ondan. Balık düşündüler kıyamam da. Bunu da hiç gerek yoktu aslında da neyse. Teo'daki balık mıdır bu? Evet. O da. Tamam, ha, içerideki değil mi o? Evet. Isınsın diye. Hadi bakalım. Birazcık tipim kaymış olabilir. Çünkü uyudum. 2 saat yaklaşık. Evet. 2-2,5 saat falan. Çok rahat uyumuşum arkadaşlar. Ancak kendime geldim. Çünkü sabah erkenden uyanmıştık. Yola çıktık. 8.30'da uyanmak uzun süredir ben uyanmıyorum 8.30'da. Hadi neyse. Hüseyin falan alışkın da ben değilim yani kesinlikle. Şimdi yatacağız artık. Birazdan makyajımı çıkartacağım. Üstümü falan değiştirdim bu arada. Bu videoyu da artık burada kapatayım diyorum. Hüseyin uzandı bile şu an karşımda. Sobanın dibinde sıcacık. İyi geceler herkese. Sesini duydunuz. Etraf biraz dağınık arkadaşlar. O yüzden göstermeyeyim hiç de. O zaman videomu buraya kadar izlediyseniz videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki bildirim çanını da açarsanız çok mutlu olurum. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.